Selamünaleyküm, aleyküm selam arkadaşlar. Bugün Minecraft öğretiyoruz serisine başlıyoruz. Şimdi şöyle bir düzenek yaptık. Bunun nasıl çalıştığını bir göstereyim size. Bunu açtığınız zaman gizli böyle bir şey gibi, havuz bölmesi gibi. Birazcık zahmetli yapılış ama göstereceğiz. Şimdi şunu kapatalım. Sıfırdan şuraya başlayalım. Önce 5'e 9 bir yer kazacağız. 3, 4, 5. 3'e sahip çıkalım. Şimdi söylediğimiz gibi burayı 5'e 9 yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Derinliği de 7 olacak buranın. 7 de derinlik vereceğiz buraya. Ondan sonra o şu az önceki gösterdiğimiz düzeneyi nasıl yaptığını göstereceğiz. Şimdi 7'ye kadar bir inelim. Kaç olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şunları halledelim. Bu 7 derinliğinde 5'e 9 kazdıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Tamam, biz burayı kazdık. 5'e 9, 7 derinliğinde kazdık. Şimdi ondan sonra düzeneğin ilk başlangıç kurma şeyine geçiyoruz. Burayı birer sıra boşluk bırakacak şekilde önce bu tahtalardan dolduruyoruz. Burası bize kalıyor. Şimdi burayı doldurduktan sonra üstüne şuradan göstereyim. Kızıl taş meşalesini alıyoruz. Bunların üstüne dolduruyoruz. Ondan sonra aralarına bu yineleyici olan, kızıl taş yineleyici olandan şöyle koyup bunları birer tık açıyoruz. Yani birer kere tıklıyoruz. Sağ tık atıyoruz üzerine. Şöyle. Bunları birer tık attık. Şimdi bunların üstüne bir tur daha şöyle tahta çekiyoruz. Tam üstüne gelecek şekilde ayarlıyorsunuz öbür meşalelerin. Buraya getirdikten sonra şimdi bu meşaleleri bir üstte bir altı, bir üstte bir ortaya, bir üstte bir ortaya şeklinde seriden diziyoruz. Bunların hepsini böyle dizdik. Dizdikten sonra şimdi bu meşaleleri koyduktan sonra şu şekilde devam ediyoruz. Tam şöyle bakın ortasına, üstüne değil. Üstüne değil, tam ortasına koyuyoruz bunları. Bir de bunun bir yanına doğru da, en başa doğru da böyle bunu koyduktan sonra açıyoruz yine burayı kızıl taş sekmesini. Yapışkan piston. Ben şuraya koydum. Yapışkan pistonu seçiyoruz. Sonra bu yapışkan pistonla yukarıdan bakarak bunların hepsini böyle dolduruyoruz. Üstü komple böyle doldurmamız lazım. Burayı dolduruyoruz. Ama yukarıdan bakacağınız bak. Önemli nokta bu. Yukarıdan bak. Çünkü şöyle göstereyim. Yandan bakarak atınca böyle yamuk oluyor. Onu yapmayın. Şimdi burayı komple böyle doldurduk. Şimdi önce şey düzeneğimize geçelim. Şimdi kızıl taş seçeneğine geldik tekrar. Kızıl taşımızı aldık, redstone'umuzu. Buraya bu şekilde bir yol verdik. Sonra buradan onun yukarıya o bağladığımız şarteline yol vereceğiz. Şuraya bir tane verdik. Sonra şuraya bir tane verdik. Şuraya bir tane verdik. Sonra şimdi şu çıkışa geldikten sonra bunun üstüne geliyoruz buraya. Buradan kızıl taş bloğu. Kızıl taş bloğunu alıyoruz. Bu bloğu buraya koyuyoruz.
Ondan sonra bunun üstüne şöyle aşağıdan yukarıya bakarak şöyle şunu koyuyoruz. Kızıl taş bloğunu buraya koyduk. Şimdi görsellik için şurayı şöyle gizliyoruz tabii ki de. Ondan sonra buraya işte şarteli neyin üstüne koymak isterseniz. Mesela buradan neyin üstüne koyalım? Mesela şunun üstüne koyalım. Şuraya şunu koyduk. Sonra bunun üstüne geliyoruz yine buraya kızıltaş sekmesine. Burada şalter var. Şalteri alıyoruz. Şalteri bunun üstüne koyuyoruz. Şu anda bu düzeneğimiz hazır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buranın üstünü istediğimiz taşla dolduracağız. Hani nasıl görünsün istiyorsak. Mesela şuna bir bakayım. Bu güzel. Tamam. Şimdi buraya geldikten sonra bu işleri yaptıktan sonra bunları da buraya dizdik. Buranın etrafını bir sıra daha kazacağız. İki derinliğinde. Buranın etrafını böyle iki derinliğinde kazıyoruz. Tamamen bu yaptığımız yerin etrafını. Bir sıra büyütüp iki derinlikte genişlettikten sonra geliyoruz buraya. Ne koymak istersek oraya taş olarak. Şu şekilde bunlarla burayı dolduracağız. Tamam. Şimdi burayı böyle doldurduktan sonra şunu yapacağız. Şuraya bir hemen şartelimizi açıyoruz. Ve bu düzenek böyle yukarıya çıkıyor. Düzenek yukarıya çıktıktan sonra geliyoruz buraya. Aşağıdan çeşitli sekmesinden suyu alıyoruz. Envanterimize koyuyoruz. Sonra bu suyla her yeri dolduruyoruz. Tam hiçbir yere atlamadan buraları dolduracağız. Tamam, komple burayı doldurduk. Doldurduktan sonra kenarlarını hani havuza girip çıkabilmek için yarım taş. Nerede o yarım taşlar? Herhangi istediğiniz bir yarım taşı alıyoruz. Yani hangisi işinize gelirse ama ben mesela direkt şunu beğeniyordum. Şimdi onu bir daha bulamam. Şimdi gideyim. Şuraya orta tekerleğe bastım. Aldım bunu. Bu yarım taşla. Şimdi bu yarım taşı aldıktan sonra bu suyun tam bir tık üstünden şu şekilde üstünden diziyoruz bunları. Oraya bir tane bir şey yaptık. Onu kırdık geri. Sıkıntı yok öyle. Hani yanlışlıkla attınız, kırdınız. Hiçbir şey olmaz ondan. Bunları böyle diziyoruz. Şimdi düzeneğimiz hazır. Tabii şuranın rengini istediğiniz gibi yapmak size kalmış. Şimdi düzeneği çalıştırıyoruz. Ve gizli havuz bölmemiz hayırlı uğurlu olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.